Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Emma ba'd. Üç aylarınız hayırlı olsun. Regaib kandiliniz inşallah dolu dolu geçmiştir. Rabbimiz regaibde inşallah rağbet edecek asıl şeylere gönlümüzü yöneltir. İnşallah. Asıl bizim rağbet edeceğimiz şey akşam Mustafa abi dersteydi. Onları konuştuk. Cennettir, cennetin ruhiyeti cemaldir. İnşallah Cenab-ı Hak o minvalde dünyada asıl oralara ulaşmak için ubudiyetimizi, kulluğumuzu Cenab-ı Hak daha da yoğunlaştırır, pekiştirir. Biz halis bir kul olarak Allah'ın huzuruna çıkarız, oralara gideriz. İnşallah hayır, hasenat, güzel şeyler hep rağbet edilecek şeylerdir. Sonuç itibariyle her şeyi dünyada bırakıyoruz. Hani demişler kefenin cebi yok. Yani buradan ne dolar götürebiliyorsun, ne mark götürebiliyorsun, ne euro götürebiliyorsun, ne Türk parası yok yani. Götürsen de işe yaramıyor. Çünkü orada geçerli olan meta, sevap. Yani para yerine sevap. Bir şeye ihtiyacın varsa sevapla alışveriş yapacaksın. Değil mi tedavide? Cenab-ı Hak sevabımızı artırsın ki bu üç aylarda Üstadın hadis-i şeriflere dayanarak söylediği Recep ayında 1'e 100, normal günlerde 1'e 10 sevap veriyor iyilikler. Ama Recep ayında bir iyilik 1'e 100, Şaban ayında 1'e 300, Ramazan ayında 1'e 1000. Ki Kadir yani Cuma gecelerinde binler, mübarek gecelerde binler. Hele Kadir gecesinde 30 bine çıkıyor diyor. Ki Ramazan orucu zaten başlı başına onun diyor ecrini ben takdir ederim diyor Cenab-ı Hak. Yani hani rakamlarla değil artık. Ne kadar Cenab-ı Hak takdir edersin. Evet. Hele biz mesela orucu gözümüzle, kulağımızla, dilimizle, gönlümüzle, aklımızla hatta hayalimizle tutmaya çalışırsak, onlara da oruç tutturursak tam bir oruç olmuş olur ki onun sevabını artık ancak Allah takdir eder yani. İşte ahirette bunlar bizim bol miktarda işimize yarayacak. Biliyorsunuz bir sevap bir günahı götürüyor. 100 sevap demek 100 günahın silinmesi demek. 1000 sevap demek 1000 tane günahın silinmesi demek. Çünkü günahlara birebirdir. Sevaplar kat kat. Cenab-ı Hakk'ın fazlı keremi yani. Öyle diyordu bir arkadaşımız. Allah bu kadar kulundan yana diyordu. Dururken bir insan cehennemi kazanmışsa yuh ona diyordu. Yani her şeye sevap veriyor. Her şeye sevap veriyor. Seni kurtaracak her bir lahzan, her bir anın sevap. Ondan sonra günahlar bir bir yükseliyor. Onlar ve katlarla yükseliyor. Şimdi düşün yani. Fakat çok enteresan bir çağdayız. Adım başı günah yani. Adım başı günah. Hiç farkında değilsin. Oradan, buradan, şuradan böyle insan devamlı günahlara maruz kalıyor. Onun için topyekün böyle yani birbirimize dua ederek efendim hatta bu 3-5 kişi değil milyonlar birbirlerine dua ederek inşallah birbirlerinin amel defterlerini kabartır da o günahlar inşallah bize etki etmez. Etki etmez derken Cenab-ı Hak yani o kadar ubudiyetin ondan sonra ibadetin yanında da Cenab-ı Hak o günahları inşallah siler atar. Bir saatlik tefekkür bir sene nafile ibadetten daha hayırlı. Hazreti Şerif. Bir saatlik tefekkür. Bir sene nafile ibadetten daha hayırlı. Yani demek o bir saatlik tefekkür bir sene nafile ibadetten hayırlı olabilecek kıvama insan getirebilir onu. Var öyle bir şey. O tefekkürün içinde bir senelik ibadetin sevabını kazandıracak yani şeydedir, kıymette ve değerdedir. Öyle bir saat var. O saati yakalamaya çalışmak lazım. Ki Ayet-el Kübra gibi Ener Risalesi'ni öyle kıvamında okursak o tarz meseleler gibi, 11. söz gibi böyle şeylerin hakikaten tefekkürü
keyiflendiriyor. Hatta haşır risalesi falan. Dolayısıyla onların içerisinde hakikaten bir saatlik meşguliyet bir sene nafile ibadetten nail, daha hayırlı bir hale gelebilir insan. O saati yakalamak lazım. Evet, konumuza geçiyoruz. Konumuz eneydi. Akrebiyet bağlamında biz eneyi kullanıyoruz, konuşuyoruz. Ene tabii benlik demektir. Bu benlik akrebiyet bağlamında şimdiye kadar hep aldık. Akrebiyet neydi? Allah'ın varlığı olan yakınlığının inkişaf etmesi. Zaten Allah varlığa yakın. Senin bunu fark edip o noktada şey yapman. Yani nereye baksan Cenab-ı Hakk'ın tecellilerini görmek lazım. Bunu da daha önce söylediğimiz gibi yavrusunu kaybetmiş bir annenin yavrusunu canhıraş bir şekilde araması gibi heyecanla. Yani ağaca baksa acaba çocuğum oraya mı çıktı? Acaba çalılara baksa çalıların arkasında mı saklanıyor? Acaba dereye baksa dereye mi düştü falan gibi. Çocuğunu bulmak amacıyla nasıl bir anne böyle heyecanla her tarafı araştırır, çırpınırsa hakikaten bizler de o eda ile kainatın varlıkları üzerinde Allah'ın isimleri acaba nerelerde var? Acaba burada hangi isim var? Burada hangi isim var? Acaba şu var falan diye canhıraş bir şekilde o isimleri tespit etmeye, onları görmeye çalışması. Bunları tespit edip gördükçe de ne yapar? Bu akrabiyeti ilahi, Allah'ın varlığı olan yakınlığı insanda inkişaf eder. Ki bunu temin edecek işte bu risaleleri okumaya çalışıyoruz. Ki bu hani adına ne koyduk biz? Ahir zamanda Kur'an irfanı akrabiyet dedik. Bu manada alt başlık olarak da eneyi okuyoruz. Yani benlik duygusunu. Ki Cenab-ı Hakk'ın yerlere, göklere ve dağlara teklif ettiği ve onların kaçındığı, insanın yüklendiği önemli bir emanettir bu. Ki ayet-i kerime bunu bize söylüyordu. Başta gördük onu. Bir enani şeydir, bir emanettir. Bir emanetin de iki yönü vardı. Birisi Kur'an'ı, vahyi dinlemeyen felsefe silsilesi Hazreti Adem'den beri. Bir de o peygamberler, nübüvvet silsilesi dediğimiz peygamberler silsilesi, ona tabi olan, efendime söyleyeyim, sıddıklar, evliyalar, asfiyalar bir silsilesi var. Bu iki silsile tarihin derinliklerinden beri böyle geliyorlar. Peki bu enenin iki kanadını oluşturuyor. Daha doğrusu iki kanat derken iki tarafını oluşturuyor. Birisi şer tarafı. Vahyi dinlemeyen felsefe tek başına hükmettiği zaman bütün şerler, bütün olumsuzluklar, bütün efendime söyleyeyim zulümler hep orada toplanıyor. Ki bugünkü durum zaten onu gösteriyor. Efendim ve bütün hayırlar da, güzellikler de, efendim iyilikler de hepsi de nübüvvet tarafında toplanıyor. İki tane böyle silsile geliyor. Peki bu nübüvvet silsilesinin iç yüzü nasıl bir şeydir? Felsefe silsilesinin, zincirinin iç yüzü nedir? Bunları gördük. Geçen hafta en son burada kalmıştık, değil mi? Efendim, Enbiya ve Enbiya silsilesindeki, Enbiya dediği peygamberler ve peygamber silsilesindeki Asfiya ve Evliya Ene'ye şu vecihle bakmışlar ki geçen hafta gördük değil mi bunu? Böyle görmüşler. Yani nasıl görmüşler? Şöyle, ubudiyeti mahzanın menşei, ubudiyeti mahza, katıksız, katkısız bir ubudiyet. Ubudiyet neydi? Rububiyetin karşısındaki itaat. Evet, rububiyet. Mesela kainatta bir yönetim var. Ona karşı topyekun bir itaat. Mesela Türkiye'de bir yönetim var, değil mi? Rububiyet yönetim demek. Türkiye'de bir yönetim var. Kanunu var, askeri var, değil mi? Kolluk güçleri var vesairesi var. Bir sistemi var, bir yönetiliyor Türkiye. Bunun karşısında vatandaşların itaati söz konusu olması lazım. Mesela kanunen trafik kanunu çıkartmış devlet. Diyor ki yeşil ışıkta geç, kırmızı ışıkta dur. Sarı ışıkta hazırlan.
turuncu ışıkta yani. Kanun koymuş. Şimdi sen buna muhalefet edip kırmızı ışıkta geçersen ne olur? Cezası olur. Kanun varsa, o kanunu tatbik eden kolluk güçleri de varsa, o kanunlar mutlaka kanunlara riayet edilmesi lazım, değil mi? Uyulması lazım. Şart. Kırmızı ışıkta geçemezsin. Yeşil ışıkta geçersin. Ticaret kanunu koymuş. Sen ticaretini o kanunlara göre yaparsan itaat. Yapmazsan ne var? Cezası var. İşte bu topyekün, mesela bu sosyal sözleşmedir. Bunun adına sosyal sözleşme denir. Ki devletle sosyal sözleşmeyi sen yapmışsın. Ben bu ülkenin vatandaşıyım dediğin zaman o sosyal sözleşmenin altına imzanı atmışsın. Dolayısıyla itaat, devlet senden itaat bekler. İşte kainat da bırak sen bir ülkenin iyi şeyini, idaresini, süper ülkelerin idaresinden daha mükemmel bir idareye sahip. Bak yağmurlar yağıyor, bitkiler çıkıyor. Ondan sonra börtü böcek oradan işte yaratılıyor. Sonra bunların sevki, terbiyesi var, sevki var, idaresi var. Değil mi yani? Şimdi düşün, bir çocuğu biz dünyaya getiriyoruz, onu olması gereken kıvama ulaştırıncaya kadar ne gayret sarf ediyoruz? Yok işte efendim küçükken de aman Allah'ım ağlamasın, işte karnını doyuralım, üstünü değiştirelim, kirlendiyse yıkayalım, ondan sonra vesaire, aman tehlikeye girmesin, şurada şu yapmasın, burada bu yapmasın. El bebek, gül bebek böyle çocuğu büyüsün diye uğraşıyoruz. Sonra biraz büyüyor, konuşma öğretiyoruz. Sonra biraz büyüyor, okula gönderiyoruz. Biraz büyüyor, işte efendime söyleyeyim, daha artık neler gerekiyorsa onları yapmaya çalışıyoruz. Hatta yani bir 80'lik bir nene var. Oğlu evden çıkıyor. Oğlum arabalara dikkat et. Oğlu 60 yaşında. Halen daha görevi bitmemiş annenin yani. 60 yaşındaki çocuğu, arabalara dikkat et. Peki anneciğim diyor da. Sabırla dinliyor. İyi, hayırlı bir evlat demek. Yani şimdi böyle hani insanı adam yapmak için, olması gereken kıvama ulaştırmak için ömür boyu uğraşıyorsun ya. E bir arıyı Allah yaratıyor. Ona bal yaptıracak. Onu eğitiyor, terbiye ediyor, programlıyor. O da gidiyor işte çiçek çiçek falan topluyor. Ondan sonra geliyor onlarla bal yapıyor falan. Değil mi yani? Ve bize o şifalı gıdayı takdim ediyorlar. E bu sadece bir arı değil ki, arılar. Sadece bir arı türü yok ki. İşte karıncalar, kelebekler, ondan sonra ne bileyim örümcekler var da var. 3 milyon tür hayvan tespit etmiş bugün ilim. Bir o kadar da bitki var. Bunların hepsinin yaratılması, idaresi, şeyi. Yani biz bir bahçe ekiyoruz. Yağmur yağmadığı zaman hadi bakayım sulayalım burayı, işte çapasını yapalım, bilmem ne yapalım falan. Ne kadar uğraşıyoruz bir şeyin yetişmesi için, değil mi? Bir mısır ekiyorsun tarlaya. Yani hakikaten zor bir iş yani. İşte ne bileyim bir fasulye ekiyorsun, bir domates ekiyorsun. Artık onun hani terbiye edip olması gereken kıvama ulaşıncaya kadar canın çıkıyor yani orada. E sadece yani 5-10 dönümlük tarla değil ki. Koskoca dünya, koskoca kainat yönetiliyor, çalıştırılıyor. E bu yönetime karşı da Cenab-ı Hak ne yapıyor? İtaat istiyor. Bu itaatin adına biz ne diyoruz? Ubudiyet diyoruz. Tamam? İşte peygamberler bize bu dersi veriyor. Ubudiyet. Ubudiyetin kaynağı. İtaatin kaynağı. Yani yer çekim kanunu varsa diyor, ona göre riayet edeceksin. Yüksek yerden atlamayacaksın. Atlarsan intihar olur, cezası var diyor mesela. Yer çekim kanununa göre itaat, ya ona itaat edeceksin. O bir ubudiyettir. Yüksek yerden atlamamak bir kulluktur yani, itaat. O kanunlara riayet etmek itaattir. Ama bunu tabi Allah'ın kanunlarına ben itaat ediyorum diye yaparsan ibadettir. Yoksa amiyane tabiri elin gavuru senden fazla itaat ediyor bu tabiata koyduğu kanunlara. Ama o bu konulan kanunlar Allah tarafından konulduğunu bilmiyor. Ya da inanmıyor. Dolayısıyla onun itaati tabi ubudiyet değil. Şimdi Allah koymuştur bu kanunları deyip kainata koyduğu bu hani şey fıtri kanunlar, fıtri şeriat.
Bir de Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatından gelen şeriat vardır ki Kur'an-ı Kerim. Oradaki kurallara da uygun hareket etmek gerekiyor. Değil mi yani? Dolayısıyla topyekün gerek Kur'an-ı Kerim'de olsun semavi kitaplarla bildirilen efendime söyleyeyim emirler olsun veya yasaklar olsun gerekse Allah'ın kainata koyduğu kanunlar olsun bunlara itaat etmek ubudiyettir. Tamam ubudiyet. Rubiyetin karşısındaki itaat yani. Tamam. Ubudiyetin menşei kaynağı. Bu nübüvvetin veçi. Yani ene kendini abd bilir, kendini kul bilir, başkasına hizmet eder anlar. Mahiyeti harfiyedir, yani başkasının manasını taşıyor, fehmeder. Yani kendi adına hareket etmez, Allah adına hareket eder. Vücudu tebeidir. Yani başkasına tabi. Yani başka birisinin vücuduyla kaim ve icadıyla sabittir, itikad eder. İman eder böyle. Malikiyeti vehmiyedir. Yani bu işte çay benimdir dediği zaman aslında bu vehmidir. Gerçek manada değil. Ki bunu açıkladık daha önce. Yani kendi malikinin izniyle suri muvakkat bir malikiyeti var bilir. Allah buna benim de senin işte şeyine veriyorum yani emanetine veriyorum dediği için öyle diyor. Yoksa bilir ki benim dediği şey Allah'ındır. Hatta benim dediği şey ve kendisi de Allah'ındır. Hakikati zilliyedir. Yani gerçek yapısı gölgeden ibarettir. Gölge yani yansıma. Güneşin ayna içindeki yansıması var ya. Güneşin ayna içindeki yansımasının aynanın içindeki yansımasına gölge denir. Sende ne değer varsa, bende ne değer varsa değer. Mesela akıl var, irade var, işte ne bileyim bilim var, ilim var vesaire. Ne değer varsa. Erdem var. Bunların hepsi bana ait değil. Allah'tan geliyor. Allah'ın esmasının bendeki yansımaları. Güneşin ayna içindeki yansıması gibi. Cilveleri. Tecellinin cilveleri. Evet. Cilvedir bunlar. Onun için mesela şey Veysel Karani Hazretleri Cevşenül Kebir'de geçiyor ya. Entel haliku enel mahluk. Sen yaratıcısın ben yaratılanım. Ve entel rezzaku enel merzuk. Sen rezzaksın, rızık vericisin. Ben ise rızka muhtacım, rızka muhatabım, rızka alanım. Ve entel aziz ve enel zelil. Yani sen izzet sahibisin, ben ise zillet sahibim. Ve ilahir devam ediyor. Cenab-ı Hakk'ın kendi üzerindeki yansımalarını dile getiriyor. Sadece insan mı değil, bütün kainat aynı şeyi söylüyor. Veysel Karani gibi diyor mektubatta. Dolayısıyla o esmanın ben birer yansımasını görüyorum. Ki 31. pencerede hani bir şey vardı, zıttiyet noktasında bir ayna olmak vardı. Hani gece karanlığında ışığın parlaması gibi yani. Mesela ben acizim, Allah ise kadir. Kadir. Yani ben azimle Cenab-ı Hakk'ın kudretini biliyorum. Ben mesela fakirim. Cenab-ı Hak ise gani. Ben fakrımla Allah'ın gani olduğunu biliyorum. Zıddiyet noktasında. Şimdi bu tarzda bir aynalık görevi görüyoruz. Bir de Cenab-ı Hak numuneler veriyor ya da üzerinde esmamızın nakışları var. Ondan sonra bir de hani o iş dünyamızda ruh meselesi var. Ruhumuza yüklenen bir takım istidatlar var vesaire. Bunlarla da Cenab-ı Hakk'ın şuunat-ı ilahiyesini biliyoruz. Gibi orada bir insanın kaç yönden Esma-i Hüsna'ya aynı olduğunu anlatmıştı. Gördük onu. Değil mi? Hatırlıyoruz. Gördük. Evet. Yani hakikati zilliyedir. Zil. Zil ne demekti? Yansıma. Cilve.
Yani hak ve vacip bir hakikatin cilvesini taşıyan, işte geldi burada, cilvesini taşıyan mümkün ve miskin bir zildir. Mümkün. Mümkün ne demek? Varlığı da yokluğu da eşit olana mümkün denir. Ya da diğer bir tabirle, yani kelam ilminde geçtiğine göre, var etme ya da yok etme diye zatında bir sebep yoksa ona mümkün denir. Mesela tren vagonunu düşün. Vagon vagon. Kendisini taşıyacak bir güç var mı kendisinde? Peki o gücü var edecek bir mekanizma var mı? Yok. Değil mi? Veya o şeyi gücü yok edecek bir şey sebep var mı? Yok. Yani ne gücü meydana getirebilecek ne de yok edebilecek bir sebep yok. Ama biz onun üzerine ne yapıyoruz? Tonlarca yük yüklüyoruz, onları götürüyor, değil mi? Ha, kendisi mümkün. Varlığı da yokluğu da güç açısından eşit. O güç başkasından gelip de öyle götürüyorsa yükü, ha, kendisi mümkündür. O gücü meydana getirip getirene, getiren ise vacibe misaldir. Demek gücü var etme, yok etme diye bir sebep varsa bir şeyin ki, o vaciptir. Kendisinde bir yani var etme, yok etme diye bir sebep yoksa o mümkündür. Peki bizde güç var. Biz kendimiz mi var ediyoruz onu? Değil. Aynen trenin vagonu gibiyiz. Allah bizi güç veriyor, biz onunla her şeyi sağlıyoruz. Allah bize güç veriyor, o güçle biz bir takım yükleri omuzluyoruz. Yani yük derken şey anlaşılmasın, sadece ağırlık kaldırmak anlaşılmasın yani. Mesela evin yükünü kim kaldırıyor dediğimiz zaman evdeki çekyatları omuzumuza taşımıyoruz yani, değil mi? Yani yük, evin yükü derken yani elektrik masrafları var, bilmem şu var, bu var, parasını karşılıyorsun, gelirine giderine bakıyorsun, evin çocuklarının terbiyesine bakıyorsun, okul meselesi var, işte eğitim meselesi var, senin kendi gördüğün işin var. Evin topyekün yükünü kaldırmak yani, değil mi bu? E sen de bir takım yükler kaldırıyorsan, değil mi? Böyle yükler kaldırıyorsan, maddi manevi yani ne varsa, o senden gelmiyor. Sen trenin vagonu gibisin, sıfırsın. Allah sana bir takım güçler veriyor, bir takım şeyler veriyor. Onlarla yapıyorsun bu işi. Sen o zaman mümkünsün. Demek sendeki olan kudret varlığı da yokluğu da eşitse, yani sana ait değil de bir başkası sana onu verip sen öyle yapıyorsan sen mümkünsün. Bütün kainat öyledir, mümkündür. Masiva tabir edilen Allah'tan gayrı ne varsa hepsi mümkündür. Onlarda gördüğümüz bir takım enerjiler, bir takım kudretler, bir takım işte efendim özellikler o varlıkların kendinden değil. Onlar vacibin cilveleridir, sendeki yansımalarıdır. Yani Allah'ın esmasının sendeki yansımalar. Demek hakikati neymiş, zilliyeymiş. Yani hak ve vacip bir, hak ve vacip bir hakikatin cilvesini taşıyan mümkün ve miskin bir zildir. Vazifesi ise kendi halıkının sıfat ve şuunatına mikyas. Vazifesi neymiş? Kendi halıkının, yaratıcısının sıfat ve şuunatına mikyas. Mikyas ne? Ölçü. Mizan. Yani ölçen, tartan, ha, mizan olarak şuur kerane bir hizmettir. Bilinçli bir şekilde. Kırmızı ışık yandığında bilinçli şekilde duruyorsun. Araba şeridin sağ tarafından sürülecekse bilinçli bir şekilde sürüyorsun. Sola geçeceğin zaman bile bilinçli geçiyorsun. Bilinçsiz olursa ne olur? Kaza olur. Hayatınla oynarsın. Bu itaat bilinçli yani. Senin bu hizmetin bilinçli. Ben niye sabah namazı kılıyorum? Niye öğlen namazı kılıyorum? Niye cumaya gidiyorum? Niye üç ayları değerlendiriyorum? Bir ubudiyet, bilinçli. Efendime söyleyeyim. Ben niçin işte muhtaçlara yardım ediyorum? Ben işte şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Niçin yapıyorum? Bu bilinçli. Evet. Neymiş? Şuur kerane bir hizmet. Allah için yapıyorum yani.
İşte Enbiya ve Enbiya silsilesindeki Asfiya ve Evliya. Enbiya ne demek? Peygamberler. Ve o peygamber silsilesindeki Asfiya, Asfiya demek hem vahyi biliyor hem de bir tarafta veli. Hem alim hem veli. Evet. Hem alim hem veli olana Asfiya denir. Ve Evliya. Yani Allah'ın sevgili dostları. Ene'ye şu vecihle bakmışlar. Az önce hani gösterdim okuduğumuz yerde. Böyle görmüşler, hakikati anlamışlar. Bütün mülkü Malikül Mülk'e teslim etmişler. Yani kainatta ne kadar varlık varsa hepsi Allah'ındır demişler. Yer, gök, dağ, taş, her şey O'nundur demişler. Hani Yunus Emre ne yapıyor? Coşmuş. Dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Yani her şey Allah'a ait zaten. Ki hiçbir şey kendi kendine var olmamış, bir şey yapma. Hepsi ona ait. Onun için kendisi de onların içine katmış, kendisini de onların içine dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Hristiyanlar Allah göktedir der. Sonsuz saygımız var. Ki ne kadar saygı gösteriyorlarsa da öyle derler. Ama sen yerinde otur, bizim günlük işlerimize sakın karışma derler Cenab-ı Hak. Biz böyle elimi parmağımızı yukarıya kaldırırız, Allah gökte demeyiz. Yunus Emre gibi dağlar ile taşlar ile yatay gösteririz. Çağırayım Mevlam deriz. Dikey değil, yatay. Ve her şeyde Allah var deriz. Günlük işlerimizde de var. Kainatın her bir zerresinde bile O var. Onun var etmesiyle çünkü her şey var. Onun yok etmesiyle de her şey yok olacak. Dolayısıyla her şey O'nadır. Mülkü O'na teslim eder. İşte evliyalar derken Yunus Emre'nin sözü işte dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Başka ne diyordu? Onun devamı nasıldı? Bilen var mı ya? Bir cümlesi aklımda kalmış. Başka yok. Her yerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni değil mi yani? Her şeyi tek tek böyle ne yapıyor? Adını anıyor, hepsini Allah'a veriyor. Hepimiz sana kuluz, şeyiz yani ibadet eden, efendime söyleyeyim, abidiz diyorlar. Ve hükmetmişler ki o Malik-i Zülcelal'in ne mülkünde, efendime söyleyeyim, ne rububiyetinde. Rububiyet neydi? Kainatın yönetimiydi değil mi? Tedbir ve idaresi. Varlıkları yaratıp olması gereken kıvama ulaştırıncaya kadar onları terbiye etmesi. Ve uluhiyetinde, ilahlığında, yani kainat fabrikasının tabiri caizse patronluğunda şirik ve naziri yoktur. Kainat fabrikasının yönetiminde de ortağı yok. Kainat fabrikasının patronluğunda da ortağı yok. Tamam? Ve onun mülkünde de ortağı yok. Yani kainat fabrikasının bir makinesi, diyelim sinek. Kainat fabrikasının makinesi sinek. Veya karınca veya arı, her neyse. Hiç kimsenin mülkü değil. Onlara hiç kimse sahip çıkamaz. O hepsi Allah'ındır der. O fabrikanın yönetiminde de ortağı yok. Yönetimini de Cenab-ı Hak yapıyor der. O kainat fabrikasının patronluğunda da ortağı yok. Yani iki tane ilah yok, tanrı yok. Tek bir tanrı var. Allah'ım o da sensin der. Demek kainat fabrikasının mülkünde, efendim kainat fabrikasının yönetiminde, kainat fabrikasının patronluğunda asla ortağı, şeriki, nazırı yok. Buna ne diyoruz biz? Mülkünde, rububiyetinde ve uluhiyetinde şeriki ve naziri yok. Muin ve vezire muhtaç değil. Yardımcıya da veya bakanlık, hani devlet idaresinde yönetimde bakanlıklar oluyor, vezirler oluyor. Kainat ülkesinin yönetiminde böyle vezir falan da yok. Yardımcı da yok. Mesela Türkiye Cumhuriyeti yönetilirken ne yapıyor? İşte Cumhurbaşkanlığı yardımcıları var, danışmanları var falan filan değil mi? Devlet bakanları yani.
Veya işte efendime söyleyeyim Maliye Bakanı, Ticaret Bakanı, İçişleri, Dışişleri Bakanları falan böyle bakanlıklar var. Bunlara biz vezirlik diyoruz. Kainat ülkesinin yönetiminde demek ne böyle yardımcılar var ne böyle bakanlıklar var. Yok. Hepsini bir olan Allah ne yapıyor? İdare ediyor. Her şeyin anahtarı onun elindedir. Her şeye kadir-i mutlaktır. Pardon, kadir-i mutlaktır. Yani o kudretin önüne engel olabilecek herhangi bir şey yok. Değil mi yani? Mesela ışık, tamam, mutlaklık var. Her tarafa yayılıyor. Mutlak yayılmak demek. Fakat duvar bu ışığı duvarın arkasına geçmesine engel oluyor. Değil mi? Veya hava. Yani sımsıkı her tarafı kapatsak o kapattığımız şeyler o havanın buraya girmesine engel olur. Havada da çünkü ıtlaklık var. Her tarafa yayılıyor. Difüzyon denilen bir hadise var. Onun mesela nerede bir boşluk var, hava boşluğu, hemen difüzyonla oraya gider. Burada oksijen çok var, çölde yok. Difüzyonla hemen hop Cenab-ı Hak öyle bir sistem koymuş. Hemen o boşluğu dolduruyor. Çöllerde de pekala mis gibi böyle oksijen var. Değil mi? Bu ıtlaktır. Itlak derler buna. Her tarafa yayılma, dağılma. Ama önüne bir cam fanus koy. Al sana o ıtlaklık sınırlandı işte. Allah'ın kudreti mutlaktır. Yani her tarafa, her tarafa yayılır. Onun önünü alabilecek veya o kudreti engelleyebilecek herhangi bir engel yok. Öyledir. Böyle iman ederler nübüvvet silsilesindeki insanlar. Esbab bir perde-i zahiriyedir. Sebepler zahiri bir perdedir. İşte bu şey perdesi gibi. Değil mi yani? Bu ne perdesi? Sinema perdesi diyelim buna. Bu perde gibi. Sadece zahiri bir perdedir. Tabiat bir şeriat-ı fıtriyedir. Kanunlarının bir mecmuasıdır ve kudretinin bir mistarıdır. Ben her zaman söylüyorum, diyorum ki mesela bu plastik galiba. Plastik. Üzerindeki yazıları bu plastik mi yazmış? Ama burada görünüyor, bunun üzerinde görünüyor. Ben şimdi materyalist olsam nasıl derim? Aa, burada şekiller var. Demek bu plastikte bu şekilleri meydana getirebilecek bir özellik var. Fakat yani şimdi bakıyorum, problem şurada. Bu şekiller böyle sıradan bir şekil de değil, bir anlamı var bunların. Her bir harf kolay gelmemiş buraya. Mesela ben böyle bir risale yazamam. Beni aşan bir yazı bu. Çok derin manası var. Peki bu hiç aklı, şuuru, bilinci olmayan bu plastik mi yaptı bunu? Haşa, değil mi? Ama nübüvvet ne der? Ha, bu sadece bir perdedir. Bunun hiçbir şey yapmaya gücü, kudreti yetmez. Bu üzerindeki yazıları da bir başkası yazmış. İlmi, şuuru, efendim bu yazı yazma kudreti olan birisi yazmıştır. Gelip ne yapıyor? O kudretten buraya yansıyor der. Nübüvvet silsilesi böyle. Toprak da aynen böyle bir perde. Esbab bir perdedir dedi ya. Toprak da aynen bunun gibi, plastik gibi hiçbir şey yapmaya, yaratmaya müsait değil. Yapamaz. Bu çaput nasıl bu yazıyı yazamazsa toprak da üzerindekilerini öyle yapamaz ya. O toprağın üzerindeki yazıları kendisi yazamaz. Toprak çünkü öyle bir şeydir. Cansız, şunsuz şey vesaire. Ha, orada bu yazıdan daha mükemmel bir bitki var. Bir DNA'sına gir. 1 milyon sayfaya yakın bilgi o DNA'sına yazılmış. Bu yazıdan 1000 kat daha böyle şey. Mükemmel. E bu toprak mı yazdı ya üzerindeki yazıyı? Çaput o ya. Ha, o zaman o ilmi, İradesi, kudreti sonsuz bir zatın nedir? Esmasının cilveleridir orada. Cilve, yansımaları. Yani nasıl bu projektörden gelip burada yansıyıp bize görünüyorsa toprak da böyle bir perde, esbab bir perde.
Allah'ın isimlerinden gelenleri bize yansıtıyor. Şekillerse Musavvir isminden geliyor. Renklerse Mülevvin isminden geliyor. Hikmetse her şey yerli yerine yerleşmişse Hakim isminden geliyor. Vesaire vesaire. Esmasının topyekün toprakta bir yansımasıdır. Diyoruz. Kısa bir ara veriyormuşuz. Çünkü işaret geldi. Evet. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahümen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.